Merhaba arkadaşlar, Intern TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte damar yolu açmayı öğreneceğiz. Yanımda kim var? Stajyerim var. Onu öğreteceğim daha doğrusu. Damar yolu açmadan önce tanımamız gereken malzeme intraket, yani damar yolu. Buranın da deniyor, kateter de deniyor. Ben videoda daha çok buranın diyeceğim, intraket diyeceğim. Bu intraketin bir sürü parçası var. Fakat temelde bilmemiz gereken 3 parça var. Şöyle bir kapağı var. Bu kapağını önce bir çıkartayım. Şimdi birinci parçamız şu. İçinde metal bir guide var. Dışı plastik bu. Bu metal guide bizim damara giriş yapmamızı, ponksiyon yapmamızı sağlıyor ve içinde oynayabiliyor. Üçüncü parçamız ise şurada arkada bir tane stoper. Yani bu metal guide'ı çıkardığımızda damara girdikten sonra şuraya takacağımız bir parça var. Kapak. Bu üç parçayı unutmuyoruz. Bu üç parça bizim için damar yolu açarken önemli. Neden? Şimdi şu üç parça oynayabiliyor biliyorsunuz. Damara girerken eğer şu iki oynayan parçayı şöyle desteklemeden girersem bu metal guide geri gidecek ve cilde plastikle giriş yapmaya çalışacağım. O da giriş yapamamamla sonuçlanacak. Bu yüzden mutlaka böyle destekler vaziyette tutuyoruz. Şöyle bir yandan da açık bırakıyorum. Umarım görünüyordur. Daha sonrasında damara girdik. Tam şuraya kan gelecek. Buraya kan geldikten sonra şu metal guide'ı biraz geri çekiyorum. Ucunda ne kaldı? Plastik. Artık ucu plastik. Yani damarın içinde ilerlerken damara sağa sola çarpıp damar içinde damarı delmeden damar içinde rahat bir şekilde ilerleyebileceğim. Bir daha hatırlayalım. 3 parça var. Stoper, oynayan guide. Guide'ı destekleyerek damara giriyorum. Daha sonra damara girdikten sonra guide'ı çekiyorum ve ilerliyorum. İlerledikten sonra tamamen buranın oturttuktan sonra guide'ı tamamen çıkartıp hemen kapağını kapatıyorum. O esnada üzerine bastırabiliriz kanamasın diye. Şöyle bunu kullanmayacağız zaten artık. Atalım. Beyza'ya damar yolu açma basamaklarını anlatmıştım zaten. O biliyor. Şimdi o uygularken hem anlatacağız hem göreceğiz. Evet Beyza, söz sende. Pardon, uygulama sende, söz bende. Şimdi ilk iş olarak uygulamayı yapacağımız ekstremite ya da bölgeye bir turnik uygulaması yapacağız. Bu turnik uygulaması ne işe yarayacak? Bizim oradaki ven volümünü arttırmamızı sağlayacak. Damar yolu veni açılıyor biliyorsunuz. Toprak damarında da. Nereden açmak istiyorsun? Elin üstünden açacağım. Tamam. O zaman uygulayacağın yerin yaklaşık 15-20 santim yukarısına bir turnike bağlaman gerekiyor. O tutmuyor. Sen düğüm at gitsin onunla. Evet. Normal. Düğüm at gitsin. Turnike kullanmanız en sağlıklısı, eğer yoksa evde ne bileyim bunu sıkacak bir eldivenle iş görebiliyor. Bazen ev hastalarına gidiyorum orada. Daha sonrasında damar da burada görülecektir damarlar. Bu turnike uyguladığında venöz dönüşü kısıtlıyoruz. Venöz dönüşü kısıtladığımız için ven volümü artıyor. Ancak yetmeyebilir. O zaman ne yapacağız? Ekstremiteye efor sarf ettireceğiz. Yani burada dolaşım hızlanırken venöz dönüş azaldığı için yine bir ven volümünde artış yakalayacağız. Bu da olmayabilir. Oradaki veni travmatize etmek o ven volümünün artışını sağlayacaktır. Hiçbir şey göremiyorsanız tamamını travmatize edin. Eğer bir şeyleri gördükten sonra bir yere odaklanacaksınız sadece tek parmağınızı o veninde travmatize edebilirsiniz. Bir diğer şey de yapılan hata. Hani şu yumruğunu sık aç kapattan sonra hep hastaya şöyle yumruğunu sık şeklinde bıraktırıyoruz. Bu da hatadır. Şurada bir damar var fakat böyle bir eğim, kavis almış. Eğer hastanın elini rahat bıraktırıp gevşetin lütfen deyip daha sonra sen bu eli tutup şuradan da baş parmağını damara istediğin şekilde verirsen o damara düz bir hat vermiş oluyorsun ve rahat girebiliyorsun. Şu an kamera net almayabilir burayı ama normal bir deneyiminizi daha iyi göreceksin. Şöyle yakınlaştırayım bakayım alıyor mu? Alıyor. Mesela hafif bir kavisi var değil mi? Şöyle çektirdiniz, düzleştirdiniz. Bunu yapın. Hastaya yumruğunu sıktırıp aynı damarın şeklini korumasını beklemeyin. Kendiniz istediğiniz şekli verin. Evet Beyza. Bir de bu cilt antisepsisini sağlarken mutlaka alkol kullanın. Alkol de minimalde olsa vazodilatasyon yapar.
Çok küçük detaylar bunlar ama hepsi bir araya gelince zor damar yollarında bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Şu an benzer el dezenfektanı kullandığı için niye eldiven takmadın demiyorum ama bu işlemleri yaparken mutlaka eldiven takmanız gerekiyor. Niçin? Çünkü elinizde istemediğiniz bir minnak da olsa açık yara olabilir. O açık yaradan hepatit B'yi kaparsınız. Hadi geçmiş olsun. Ve mutlaka yanınızda damarın tepsinizde olması gerekiyor. Bunun sebebine derli toplu olsun size kolay olsunlar ziyade orada shunt box var. Delici kesici alet kutusu. Damarı bunu açtınız. Metal light elinizde koridorda geçerken birine saplayabilirsiniz. Ama hastanın başını açtıktan sonra yaptık. Onun için attığınızda iş kazası yaşamamış olacaksınız. Tamam. Bunlar da küçük detaylar. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi buradaki damardan almak istiyorum. Tamam. İçten dışa doğru bir siliş. Merkezden dışa doğru. Aseptik teknikte her zaman böyledir zaten. Şu an ben vurup travmatize ettiğim için beyza gerek duymadı zaten. Orada turnike bir süredir bağlı. Ben dolgunluğu yeterince sağlandı. Bir de bir şey daha diyeceğim. Hastalar bu aşamada der ki yavaş yap canım yanmasın. Yavaş yapmayın. Şöyle düşünün. Cildi ve damar cidarını hızlı geçmeniz gerekiyor. Neden? Bir insanın böyle cart diye kesmek vardır, bir de ağır ağır kesmek vardır. Hangisi daha ağırlı? Tabii ki yavaş yavaş kesiyor. Bu yüzden cilt sinir ağ bakımından zengin olduğu için cildi ve damar cidarını hızlı geçmeye çalışın. Hastaya yine tamam deyin, yavaş yapacağım deyin, yoksa linç yersiniz. Ama o esnada canını yakmadan hemen hızlıca halledin. Sen devam et, ben konuşuyorum. Başlıyorum o zaman ben. Halledin. Hasta mutlu, siz mutlu, yolunuza devam edin. Kan geliyor mu kontrol et. Geldikten sonra metal gaydını geri çekersin. Geldi mi kan? Şurayı tutarak metal gaydını geri çek, yoksa damar yolunu geri çekersin. Üç parçaydı yani. Sarı yerden tut. Diğer elinle de metal gaydı çek. Sarı yerden ben tutuyorum. Bu elini bırak, kameraya da görürsün. Şu eli bırak. Tamam. Çektim metal gaydı biraz geri. Şimdi şuradan tutarak ilerlet. Şuradan. Metal kayıt ilerlemeyecek artık. Metal kayıt geride kalacak. Şöyle bir saniye. Metal kaydı şöyle çektin ya. O açıyı yine koru. İlerletme açısını yine koru. Ve şu an bitti. Turnikeyi çözmen lazım önce. Yoksa o stoperi takarken kanamaya yol açabilirsin. Ben sana yardımcı olacağım burada. Sen bir yandan şuradan tutarken, az önce gösterdiğim bir yandan stoperi çıkaracaksın. Ve oraya çevir stoperimizi. Hayır, orada bir parça daha kaldı. Stoper gelmedi. Şuradan tutarak çevir. Metal gaydı içeri itme bir daha. Şimdi metal gaydı geriye çektiğin gibi onu oraya takman lazım. Hadi bakalım. Buradan ben bastırıyorum. Bastırdığım için geriye kanamıyor bu arada. Evet, başarılı bir damar yolu açtın. Şimdi bir de bunu sabitlersen mevzu kapanmış oluyor. Hadi. Sabitlerken yetişkinlerde birkaç tane üst üste flaster atmamız yeterli. Ama eğer hastanın cildi çok nemleniyorsa, kötü bir cildi varsa, flaster yapışmıyorsa, kullandığın flaster kalitesizse ona göre bir tespit atman gerekir. Fakat özellikle çocuklarda sıkı tespitlemem lazım. Bir de beyza onun şu ortasına bir kesik atarsan böyle etrafından kavrayacaktır. Şimdi daha iyi bir. Evet evet. Şöyle yarısına gelinceye kadar kafi olacaktır. Tamam. Dip damar yolu olduğu nasıl belli oluyor ama? Şu an sana bir sürü bilinç gelecek ama şöyle düşün. Şu an bu videoyu izleyen birçok insan senin yaptığını yapmaya çalışıyor ve ilkinde başarılı bir damar yolu açtın. Bu şekilde olacak. Aynen o şekilde. Altından şöyle. Şu sarı yere gelsin o V kısmı. Tamamen kapat orayı. Tamam. Elimi çekiyorum şöyle kameraya da görünsün.
Bunu öğrendikçe daha tertipli, düzenli, nizamlı yapıştırmayı öğreneceksin. Yine alttan ve üstten aynı şekilde yapıştırmaya devam ediyoruz. Şu sarı kapak açıkta kalmalı. Neden? Buradan ilaç uygulanabiliyor. Burasını açıkta bırakıyoruz. Aşağıdan yukarıdan sabite devam ettikten sonra mevzu kapanıyor. Hemen kameramızı geri açığa alalım. Biz de kalkalım ve videomuzu kapatalım. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Özellikle şu dönemde online eğitim, uzaktan eğitim söz konusu, staja gelemiyorsunuz. Bu dönemde umarım yararlı olmuştur. Fakat bazı arkadaşlar staja gelebiliyor istisna. Onların bölümleri farklı. Tıbbi görüntüleme teknikleri onlar. Bireysel olarak damar yolu açmayı öğrenmek istedikleri için onu öğrettim. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda onların stajları da bitecektir. Söylemek istediğim şey var mı Beyza? Bir saniye mikrofonu uzatayım. Çok linç etmesinler. Daha ilk damar yolu. Gittikçe kendimi geliştireceğime inanıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bu kadar. Güzel yorumlar için de teşekkür ederim şimdiden. Evet. Kanalı arkadaşlarınızla paylaşıp abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın.